basın mensubu arkadaşlarımız. Bugün Gelecek Partisi, Demokrat Parti başkanlarımız olarak sizlerle bir aradayız. Önce il başkanlarımız bir duygularını açıklayacak. Daha sonra da ben önemli bir konuda sizlere bir bilgilendirme yapacağım. Buyurun Sayın Başkan. Değerli basın mensubu arkadaşlar, öncelikle Ocak Çarşamba sizde gününüz kutlu olsun. Malum sizin bayramınızdır, size bir türlü ulaşamadık, bizler de ziyaret edecektik. Sizlerin varlığı bize güç veriyor, şundan dolayı ulusal basında biz yer alma ihtimalimiz yok, sizin sayenizde biz sesimizi duyabiliyoruz. O yüzden bizim için hakikaten çok önemlisiniz. Zaten çoğunuz arkadaşımız, ahbabımız. Ocak gazetecilerimiz tekrar hayırlı uğurlu olsun. Aksaray'da siyaset yapan birisi olarak, Aksaray İl Başkanı olarak ve bir Aksaray olarak şehrimizde süre gelen dedikoduların peşine düştük. Değerli İl Başkanımız Ali Abbas Bey'in de destekleriyle diyelim. Aksaray Orada Sanayi Bölgesi'nde yapılan bir usulsüzlük değil, yolsuzluk değil. Bazı şeyler gördük. Sağ olsun CHP İl Başkanımız bu konuyu... Türkiye'nin reha seviyesine ulaşması çaba sarf ediyoruz. Bunu bizler Anadolu'da nasıl siyaseti zor şartlarda yapıyorsa sizler de basın gazeteciliği zor şartlarda yaptığınızı biliyoruz. Şartlarımız eşit ama yapabileceğimiz şeyler mücadelemize devam etmek. Bizler sizlerin aracılığıyla sesimizi duyuracağız. Sizler de bizlerden doğru olan haberleri doğru yerlere ileterekten ülkemizin, şehrimizin daha ileri refah seviyelere ulaşmasına katkıda bulunacaksınız. Tekrar sizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Şehrimizde gönül isterdi ki olumlu, temiz bir şeyin haberi için burada toplanmak, sizlere haber bilgilendirmek ve yayın yapmak. Şehrimizin adının iyi şeyler alınması en büyük temennimizdir. Ama ne yazık ki bu tür kötü şeylerle anılıp olması ve bizlerin de bunun içerisine sizlerin de dahil olaraktan dahil olması üzücü bir şey. Ama bu üzücü olayı örtbas edemeyiz. Yani kol kırılır, yen içinde kalır değil. Bunları ortaya çıkartmamız lazım. Bizler söyleyeceğiz, sizler yayınlayacaksınız ve bizden sonraki nesiller daha dikkatli olacak. Tekrar 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nüzü kutluyorum. Buraya kadar gelip bizlere teşrif edip bizlere eşlik ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Ziyaret Başkanı'na da teşekkür ediyoruz. Çok kıymetli basın mensubu arkadaşlarımız, ben de sizlerin 10 Ocak Gazeteciler Günü'nü kutluyorum. Bugünkü davetimize eksiksiz bir şekilde teşrif eden tüm arkadaşlarımıza canı gönülden teşekkür ediyorum. Gazete sahiplerimizin, genel yayın yönetmenlerimizin, köşe yazarlarımızın, muhabirlerimiz, bizim asıl basının yükünü çeken tüm basın emekçilerinin günü kutlu olsun.
özgürce yazıp çizebileceğiniz demokrasi dolu günler diliyorum hepinize. Değerli arkadaşlar, bugün bu toplantımızda bizimle bir arada olan Aksaray'ın kaynakları söz konusu ise siyasi parti ayrımı gözetmeksizin yanımızda bulunan Gelecek Partisi İl Başkanımız Muhammed Dilmaç'a ve tüm Gelecek Partisi mensuplarına, Demokrat Parti İl Başkanımız Servet Ceylan ve tüm Demokrat Parti mensuplarına canı gönülden teşekkür ediyorum. Aksaray'da oluşturmak istediğimiz tablo budur. İnşallah çok daha kişi bu soruna sahip çıkar. Öncelikle bu açıklamamızın siyasi bir açıklama olmadığını bilinmesini istiyorum. Siyasi bir açıklama olsaydı burada Cumhuriyet Halk Partisi'nin mensupları olurdu ve bu açıklamamızı yapardı. Aksaray'da ittifak içerisinde olmayan ve bu sorundan rahatsız olan partilerimizin dahi olması bunu çok açık ortaya koymakta. Bildiğiniz gibi Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'e gitti, Merkez Bankası'na gitti, işte Milli Eğitim Bakanlığı'na gitti ve bu kapılara zincir vuruldu değerli arkadaşlar. Bu zincir vurulmasının üzerine Sanayi Ticaret Bakanı Varank Genel Başkanımıza bir cevap verdi. Dedi ki mekan basmayı bırak da organize sanayi bölgelerine gel, neler oluyor neler bir gör dedi. Genel Başkanımızı temsilen Sayın Bakan'ın çağrısına kulak verdik ve organize sanayi bölgesine gittik Aksaray'da. Bakan çok haklıymış, neler oluyormuş neler, şimdi bunu sizlerle paylaşacağım. Bu açıklamamı evinde iki evladı işsiz olan anne babaların, bu ülkeden, bu şehirden umudunu kesmiş işsiz gençlerimizin, evindeki peynir zeytinden tasarruf yapmak zorunda kalan yoksullarımızın, kışı kömür odun parası, alacak parası olmadığı için battaniye sırtında altında geçiren emeklilerimizin dikkatle dinlenmesini rica ediyorum. Çünkü yoksulluklarının kaynağı tam da burada bizde arkadaşlar. Şimdi bir organize sanayi olayındaki bir arsa olayına geçeceğim. Başkanlarım da bahsettiği detayını benim açıklayacağım. 7 Haziran 2018 2018 sayılı 95 sayılı yönetim kurulu kararı ile 8025 ada 1, 2, 6, 7 parsellerde 128.852.24 metrekare arsayı Tolga Han Mühendisliği gene 7 Haziran 2018 tarihinde 2018'e 94 sayılı yönetim kurulu kararı ile 8025 ada 4 ve 5 parsellerde 55.512 metrekare arsayı Şahoğlu Mimarlık Mühendisliği ön tahsis adı altında arkadaşlar. Bakın burada bunu tüm basın mensuplarımızın ekranda da yansıyor görmesini özellikle istiyorum. Değerli arkadaşlar, toplamda 184.364 metrekare bir alan. Daha önce alıp ödemediği bir 15.500'lük bir metrekareyi de sayarsak 200 dönüm bir araziden bahsediyoruz. 200 dönüm bir araziden bahsediyoruz. Bunlar kime tahsis ediliyor? Ön tahsis ediliyor. Şimdi onu da anlatacağım. İki kardeş. Kim bu kardeşler? Bir tanesi Alparslan Öztürk, bir tanesi Tolgahan Öztürk. Kimdir Alparslan Öztürk? Grup başkan vekilliğimizi yapmış bu ilin Sayın İknur Öz'ün siyasi gezilerinde yanından ayırmadığı, bunu sosyal medya paylaşımından da göreceksiniz. Kamuoyunda danışmanı olarak bilinen ve AK Parti'nin eski il başkan, il yönetim kurulu üyesi Alparslan Öztürk, öbür de onun kardeşi. Şimdi değerli arkadaşlar, biz her şeyi araştırıyoruz. Bu arsanın 2022 fiyatlarıyla bedeli 27.654.663 TL. Organize sanayi bölgelerinde amaç yatırım olduğu için arsa fiyatları düşük olur. O haliyle 27.654.000. Bir kilometre ileriye gittiğiniz zaman bunun piyasa değeri 60-70 milyonluk bir eski parayla trilyonluk bir durumundan bahsediyoruz. Şimdi bir ön tahsis belgesi var elimizde. Dönemin valisi Aykut Pekmez'in, dönemin belediye başkanı Haluk Şahin Yazgın'ın, dönemin OSB müdürünün, dönemin ticaret odası başkanının ve özel idare döneminin genel sekreterinin imzası olan ön tahsis belgesi. Hukukçularımızla konuyu inceledik. Organize sanayi bölgesinin yönetmeliğini oluşturan 103 maddelik, burada onu da sizinle paylaşacağım,
103 maddelik yönetmeliği olduğu gibi inceledik arkadaşlar. Hiçbir yerinde ön tahsis diye bir düğün yok. Nedir ön tahsis? Ben size halk diliyle anlatayım. Hani düğünlere gidersiniz. Bir arkadaşınız geç gelecektir. Ceketinizi çıkartırsınız. Boş sandalye koysunuz. Buraya oturmayın, arkadaşım gelecek. Ön tahsis bu. Bir milletvekilinin yakınına 200 dönüme yakın bir araziyi bu yöntemle ayırmışlar. Şimdi bunu ön tahsis yöntemiyle bu anlatacağız. Ön tahsis olmadığını söyledi. Bu sayın valimizin bu arsanın tahsisinde dayanak kullandığı ön tahsisin hiçbir belgesi, dokümanı bizlerde yok. Ön tahsis diye bir şey de yok. Partili hukukçularımızla önümüzdeki hafta başı Organize Sanayi Müdürü'nü ziyaret ettik. Merkez İlçe Başkanımız ve hukukçularımızla. Sayın müdüre de sorduk. Ön tahsis nedir diye cevap alamadık. Başka sorularımız oldu. Yazılı bir dilekçeyle 3 gün içerisinde yazılarımıza, sorularımıza cevap ve belgeler verilsin dedik. 10 güne yaklaştı. Onunla ilgili de herhangi bir cevap gelmedi. Arkadaşlar, bu ön tahsis olmadığına göre bunu bir tahsis kabul edersin. Diyelim ki bu bir tahsis yapılmış diyelim. Organize Sanayi Yönetmeliği'nin arsa tahsisini düzenleyen 55. maddesi çok açık. Bakın onu da sizinle izninizle paylaşmak istiyorum. 55. maddede diyor ki arsa uzun ön kısımlarını okumayacağım vaktinizi almamak için. Bir ilgili arsa tahsisinde başvurusunda bulunur diyor. Bu tahsis olumlu bulunursa, olumsuz bulunursa red yazısı 15 gün içerisinde yazılır. Şayet bu tahsis olumlu bulunursa da 30 gün içerisinde karar verilir ve ilgili firmaya gel 15 gün içerisinde sözleşmeni yaptır. Tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde talep sahibince sözleşme imzalanmaması durumunda tahsis kararı geçersiz sayılır. Ne zaman geçersiz sayılması lazım bunun? 22 Haziran 2018'e kadar. Şahoğlu Mimarlık Tolgahan Mühendislik gidip bir sözleşme imzalamamış ise bu tahsis kendiliğinden geçersiz sayılır. Peki bu 2018'den bugüne ne yapılmış değerli arkadaşlar? 2018'den bugüne 3,5 yılda hiçbir işlem yapılmamış. Hiçbir işlem yapılmamış. Ta ki ne zaman bir işlem yapılmaya başlamış? Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanı'nın konudan haberdar olduğu güne kadar. Konudan haberdar olunca ne yaptım değerli arkadaşlar? Sayın Valimizle bir görüşme yaptım. Sayın Valim derdim siyaset değil. Bu usulsüz bir tahsis. Lütfen bununla ilgili gerekli iradeyi ortaya koyun ve ben bu konuda hiçbir basın açıklaması falan da yapmayacağım diye söz verdim. 15 gün içerisinde çözüleceği söylendi. Çözüleceğine inandım ve bekledim. Ta ki ne zaman?
ile ilgili sizlerin huzurunda kamuoyuna ve Aksaray halk adına kamuoyuna OSB yönetim kuruluna bazı sorular sormak istiyorum. 1. 08.07.2009 yılında tahsis edilmiş olan arsada söz verdiği yatırımı gününde yapmadığı için iptal edilen, 2020'de aldığı arsa ile hiçbir ödeme yapmayan, 2018'de tahsis yaptırıp ön tahsis hiçbir işlem yapmayan bu firmaya nasıl güvenip dördüncü kez bu tahsisi yapıyorsunuz? Bunun üstelik organizenin en büyük üçüncü arsasını. El Sivakiki'yi saymazsak yatırım yapılmamış. En büyük üçüncü arsası bu tahsiste yapılmış. Bu bir ön tahsis ise, ikinci sorumuz, yasal dayanağı nedir, mevzuat dayanağı nedir? Tahsis ise neden 15 günlük süre içerisinde iptal edilmemiştir? Soru 3. 2018 yılından bugüne ilgili firmayla bir sözleşme yapılmış mıdır? Yazılı da sorduk, cevap alamadık. Soru 4. İlgili firmayla ilgili bir sözleşme yoksa bu şekilde 4 yıl bekleme, iptal etmeden beklediğiniz başka yatırımcılar var mıdır? Bunların açıklanmasını istiyoruz. Soru 5. İlgili firmaya gerekli yatırımı yapması ve peşinatı ödemesi için benim konudan haberdar olduğum Eylül ayından önce bir bildirim yapılmış mıdır? Bunu da bildirmesini istiyoruz. Soru 6. İlgili firma 2021 yılının Eylül ayından önce bir yatırım programı sunmuş mudur? Bunun da açıklanmasını istiyoruz. 7. sorumuz. Can alıcı bir soru arkadaşlar. Can alıcı bir soru. İlgili firmaya tahsis neden yılın son günü yapılmıştır? Neden yılın son günü yapılmıştır? 2021 yılının arsa bedeli metrekaresi 100 TL, 2022 arsa bedeli 150 TL. Aradaki farkı arkadaşlarımız hesapladı. 9.218.221 TL. Ya madem beklediniz 3,5 yıl, yazışmayı neden 2022 yılında yapmadınız? Neden? 9.218.000 TL kimin cebinden çıkmıştır? Kimin cebine girmiştir? Tüm kamuoyunun bu alana odaklanmasını özellikle istirham ediyorum. 8. sorumuz. Firma peşinatı ödediği takdirde kalan taksitlerin ödemesini nasıl garanti alacaksınız? Daha önce 4 kez taahhüdünü yerine getirmeyen bu firma kalan taksitlerini ödemezse ne yapacaksınız? Madem iptal etme dirayetiniz var, OSB müdürüne sordum, iptal ederiz dedi. Peki 2 yıl öncekinde iptal etmediniz, peşinat dahi ödenmemiş arsayı dedim. Cevap alamadım. 9. sorumuz, hukukçularımızla birlikte OSB müdürünü ziyaret ettik, yazılı sorular sorduk. Biz bunları kamuoyu adına sorduk. Sorularımıza neden cevap vermediniz? Bunun da açıklanmasını istiyoruz. 10. sorumuz, MEDİP sisteminde boş olarak görülen bu parsellere başka başvurular olduğunu da öğrendik. Bunu biliyoruz. Bu diğer yatırımcılarla bu iki firmayı kıyaslarken hangi özelliğine dayanarak bu firmayı tercih ettiniz? Bunun da açıklanmasını istiyoruz. Son sorumuz, 11. sorumuz, bu arsa tahsisini yapmanız için bir siyasi baskıya maruz kaldınız mı? İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu tarafından arandınız mı? Bunun da kamuoyu tarafından bilinmesini istiyoruz. Değerli arkadaşlarım, bu usulsüz tahsise imza atanlara sesleniyorum. Bugün organize sanayi bölgesinde boş arsa kalmamışken, yatırım yapmak için geleceklere kusura bakmayın denilecekken, şunu bilin ki bu arsayı bu firmalara peşkeş çekmenin Allah katında vebali, Aksaray halkına karşı vicdani, mahkemeler önünde hukuki sorumluluğu vardır. Bunu hiç aklınızdan çıkartmayınız. İkinci Cumhurbaşkanımız Sayın İsmet Paşa'nın güzel bir sözü var. Bugün toplumda herkese rehber olacak bir söz. Namuslular da en az namussuzluğa kadar cesur olmak zorunda. Ben bu imzayı atan arkadaşlarımızın vatan, millet, kamu kaynaklarına değer verdiğini biliyorum. Ama bir siyasi baskının ve ona teslim olunan bir durumla ortaya çıktığını biliyorum. Buradan Sayın Valimize, Sayın Belediye Başkanına, Sayın İktidar, Cumhur İttifakı, Millet İttifakı, tüm siyasi parti il başkanlarına, ilimizin tüm milletvekillerine, tüm sivil toplum kuruluşlarına, tüm basın kuruluşlarımıza
ve bu şehrin kaynakları için mücadele eden herkese sesleniyorum. Gelin, cesur olun. Gelin, bu üç şehirdeki gençlerin geleceğinin çalınmasına karşı durun. Gelin bu soyguna, bu soyguna teslim olmayın, vebal almayın, bu vebale ortak olmayın. Gelin İstiklal Marşımızın yazarına Mehmet Akif Ersoy'a kulak verin ve korkmayın. Ve hepimize bir sınav düşüyor. En önemlisi haksızlık ve peşkeş karşısında susan dilsiz şeytanlardan olmayın. Ortak tavır alma gündürlüğü. OSB yönetim kuruluna son kez sesleniyorum. Önünüzde 3 gün var. Bu peşinat için, sürenin dolması için 3 gün var. Gelin bu karardan vazgeçin. Sizlere teşekkür ederim. Aksi halde muhataplarınız sadece bu siyasi partilerin il başkanları değil, aynı zamanda genel başkanları, aynı zamanda genel merkezleri, aynı zamanda onurlu namuslu Aksaray halkıdır. Bunun sorumluluğunuzu gereğini yapın. Aksi halde ilgililer hakkında gerekli suç duyurularında da bulunacağımızı bilin diyorum. Son bir çağrı da Sanayi Ticaret Bakanı'na yapmak istiyorum. Sayın Bakan'la başladık, Sayın Bakan'la bitirelim. Ben de Sayın Bakan'a diyorum. Organize sanayi bölgesine müfettişlerini bir gönder de Sayın Bakan. Neler oluyormuş, neler yerinde bir görsünler diyorum. Basın toplantımıza katılan tüm basın emekçilerimize gönülden teşekkür ediyorum.